Selam sevgili dostlar, merhaba yıldırımına PHP derslerine başlıyoruz. Bugün sizlere PHP programlama dilini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak slaytımıza gelelim. PHP nedirin tanımını yapacağız. Daha sonra PHP kodlayacağımız IDE'nin kurulumunu yapacağız. Bu IDE Visual Studio Code. Ayrıca bunun yanında PHP yorumlamamız için Evet, inzampı kurmamız lazım. Bilgisayarımızda lokal bir sunucu yapacağız. Ve Apache'yi tanıtacağım sizlere. Ee, hemen PHP ne dedi sorusuna cevap bulalım. PHP web geliştirmek için kullanılan bir programlama dilidir. Genellikle PHP sunucu taraflı çalışır. Peki bu sunucu taraflı ne demek? Bunun tanımını sizlere detaylı bir şekilde yapayım. Sunucu taraflı web geliştirme genellikle dinamik web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için kullanılıyor. İstemci yani kullanıcı web tarayıcı sunucusuyla belirli bir talepte bulunuyor. Ve sunucu bu talebi işleyip dinamik olarak içerik üretir ve sonuçları kullanıcıya gönderir. Yani biz bu işlemlere e, request, HTTP request yoluyla metotlar gönderiyoruz. isteklerde talep bulunuyoruz. Bu metotlar get olabilir. Post olabilir. delete gibi metotlar olabilir. Peki bunun cevabını yani response, HTTP response olarak biz ne yanıtlar alıyoruz? Durum yanıtları olabilir. Mesela görmüşsünüzdür web sayfalarında 404 sayfa bulunamadı hatası veyahut da 500 kodu sunucu hatası gibi yanıtlar yani cevaplar bize geri döner. Peki arkadaşlar neden PHP? Tercih edilmesinde birçok nedeni vardır. Örneğin öğrenilmesi kolay ve ee, kullanımı kolay bir programlama dilidir. Ücretsizdir ve açık kaynaklıdır. Geniş bir topluluk tarafından desteklenmektedir PHP. Belli pl farklı platformlarda da çalışabiliyor arkadaşlar. Mesela Linux'te çalıştırabilirsiniz. Eee Mac bilgisayarınız varsa Mac platformda, Windows varsa Windows'ta da çalıştırabilirsiniz. Birazdan kurulumlarını zaten göstereceğim size. Ee, Example mesela hangi platformda kullandığımızı hatta Visual Studio Code'u hangi platformlarda kullanacağımızı göreceğiz. En önemli özelliği de arkadaşlar kütüphane desteği var. Ee, örneğin ben web sitesi yaparken veya bir proje geliştirirken resim yüklerken bir kütüphane kullanıyorum. Bu kütüphane aracılığıyla işlerimi daha hızlı yapıyorum ve web sayfamı veya web projemi daha hızlı yayınlayabiliyorum. Biz PHP ile form işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Veri tabanı bağlantıları, etkileşimleri yapabiliyoruz. Veri ekleyip veri silebiliyoruz. Oturum yönetebiliyoruz. Ve böylece bize temel işlemleri karşılıyor PHP. Peki PHP'yi kullanan platformlar var mı? Tabii ki de var. Bunlardan bir tanesi herkesin kullandığı yaygın olan WordPress. WordPress arkadaşlar içerik yönetim sisteminde CMS yapısına sahiptir. PHP tabanlıdır. Birçok kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Facebook ise e, sosyal medyada bildiğiniz üzerine bu da PHP tabanlı bir sistemdir. Wikipedia, Yahoo gibi sistemler de PHP'yi kullanmaktadır. Peki, InkZamp nedir? Bu kadar bahsettik, şimdi tanımını yapalım. InkZamp, geliştiricilerin yerel bir sunucu kurulumunu kolaylaştırmak, yani lokal bir sunucu yapmamızı sağlıyor. Ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım paketidir. İçinde Apache, HTTP sunucusunu MySQL veritabanı yönetim sistemlerini bulunduran ayrıca Perl programlama diliyle de çalışan tü, çalışan bir e, yazılımdır arkadaşlar. Açık kaynak kodlu olduğunu söyledik. Peki Apache nedir? Apache web sunucusu yazılımıdır. İnternetin önemli bir bileşenidir arkadaşlar. Web sunucusu işlemcilerinin genellikle bir web tarayıcısı üzerinden yaptığını, belirli isteklerinin ve bu isteklerin cevaplarını aldığı bir sistem vardı. Bunu az önce anlattık. Yani sunucu sistemli çalışma mantığı burada da geçerli. Zaten Apache PHP'yi e, yorumlamak yani belli e, programı e, bilgisayarımıza rahat çalıştırmak için kullanıyoruz. E, nasıl dimi? Yani çoklu platformlara sahiptir. Popüler bir sunucu yazılım sistemidir. E, Web sayfalarını göndermek, dinamik içerik oluşturmak ve sunum için kullanılan bir yazılımdır arkadaşlar. Şimdi ise e, az önce bahsettiğim ideyi yani Visual Studio kodu kurumuna başlayalım. Tarayıcımızı açalım arkadaşlar ve programın ismini yazıp web sayfasına gidelim. Visual Studio kodu. Girip arkadaşlar bunda HTML kodlarımızı daha sonra PHP veya hatta başka platformlarda kullanabiliyoruz programlama dillerini. Ben ee, burada genelde Flutter programlaması yapıyorum. Hemen sayfamıza girelim. Bakın arkadaşlar burada Windows için indir diyor. Biz Windows kullandığımız için Windows'u indireceğiz. Linux kullanan arkadaşlar Linux'i indirebilir. Mac kullanan arkadaşlar da Mac'i indirebilir. Hemen e, Windows için indire tıklıyoruz ve indirme işlemi gerçekleşiyor. Ben indirdiğim için şimdi tekrar indirmiyorum vakit kaybı olmasın ve diğer programımız olan Insanpy indirelim arkadaşlar. Sayfasına girelim e, ve burada bakın arkadaşlar burada da Linux kullananlar Linuxi, Mac kullananlar Mac'i benim gibi Windows kullananlar da son sürümünü indirebilir. Hemen indirelim. İndirime başlasın. Ee, ben daha önce indirdiğim için tekrardan beklemeyeceğim. Eğer indirmede sorun yaşayan arkadaşlar varsa şuradaki linke tıklayıp tekrar indirebilirler. Ben indirmeyi iptal ediyorum. Şu an indirmiştim zaten. Kurulum dosyalarına açalım. İlk önce Visual Studio kodu kuralım. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Sonraki kurulacak yeri belirliyoruz. Lokasyonunu daha sonra Visual Studio Code. Evet. Şurada ne diyor? Başlat menüsünde kurası oluştursun mu? Oluştursun. So, i̇leri diyelim. Masa üstüne simge oluştursun. Next diyelim. Kurulumu gayet basit arkadaşlar. Kur diyorum ve kurulmasını bekliyorum. Hızlı bir şekilde kuruyor. Evet. Kurulum tamamlandı. Evet. Bitti diyelim ve otomatik olarak açıldı. Ee, daha önceden işlemler yaptığım için dosyalar tekrardan açıldı. Ben buradan yeni bir Windows diyorum. Yani yeni bir pencere açıyorum. Bu arayüzün tanıtımını da sizlere yapacağım arkadaşlar. Şimdi Inkzamp'ın kurumuna geçelim. Evet diyorum. <laughs> Gelen pencereye evet diyoruz next diyoruz arkadaşlar bakın burada MySQL FTP protokolünü yani dosya transfer protokollerini görebiliyoruz. Ee, mesela bir alan adımız var bu alan adına dosyalarımızı yükleyeceğiz mesela örnek vereyim merhaba yazılım.com'a ben sunucuya dosya yüklediğim zaman bunu FTP yapmam lazım yani dosya transfer protokolünü bilmemiz lazım. Bir sonraki derste bunu detaylı bir şekilde anlatırım. Çünkü bu da önemli bir konu arkadaşlar. Mesela mail server bunları da anlatacağım. Bakın peri programlama dilinde destekliyoruz. Belli arayüzlerimiz var. Mesela MySQL'in PHP admin arayüzümüz var. Onu kullanacağız. Setmail arayüzünü de bize kullanmamızı sağlıyor. Burada next diyoruz arkadaşlar. Kurulumu nerede yapsın ben D'ye yapmak istiyorum. Tamam diyelim arkadaşlar. Next diyelim. Tamam. Oluştursun mu var mı? Şurada. Şurada atmıştım. Şunu bir kopyalayayım ben. Gelin adına. klasör oluşturup kopyalayalım ismini. Gelelim şöyle e, yapıştıralım. Next diyelim. Dil İngilizce. Başka dil seçeneğimiz var mı? Almanca var İngilizce kalsın arkadaşlar. Next diyelim ve kurulum başlıyor. Ee, biraz uzun sürebilir kurulum. buradan yani başlasın. Biz de burada Visual Studio'yu biraz tanıtalım. Evet arkadaşlar burada file dosyamız var. Bir yeni bir dosya oluşturabiliyoruz. Ee, yeni bir pencere açabiliyoruz gibi. Klasörlerimizi seçip işlemi alabiliyoruz. Ee, eklentilerimiz var. O eklentiyi kuralım mesela arkadaşlar. Biz PHP kodlayacağımız için geliyorum buraya arkadaşlar. Ee, eklentimin eklentinin ismi PHP Extension'dı galiba. Evet. var mı? O. Evet. Bu ilk çıkan. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada install var. Kurulumu ne yapıyoruz? Bu paket, bu eklenti bize e, ee, PHP'yi hızlı bir şekilde kodlamamızı sağlıyor. Kurulumu hızlı oluyor. Ben elinde internet biraz ağır. Ondan dolayı bu kadar ağır ilerliyoruz. internette. Bu da kurulumunu yapsın arkadaşlar. Mesela bakın e, ee, GitHub var. Burada yaptığınız bir projeyi GitHub'a yükleyebiliyorsunuz. Evet kurulum yapıldı arkadaşlar. Mesela gelelim yeni bir dosya oluşturalım. Bu dosyayı kaydedelim. Mesela Ctrl S ile Nasıl üstüne diyelim şimdilik. Deneme.php nokta değil. Ne kaydedelim. Nereye masa üstüne. Bakın arkadaşlar. Bayım geldiğimde burada. Open desem. Neyi açsın masa üstünden oluşturduğumu göstermiyor. Mesela deneme nokta php oluştu. Şunu da bir kapatalım. Bakın hemen karşısına ee, php'nin ikonu yani fil şekli geldi. Böylece dosyamızı oluşturabiliyoruz bu şekilde. Eklentimizi de kurduk. Ee, Open form. Klasörümüz yok şu an. Ya da bir tane klasör oluşturalım. Bir bir dersleri diye. Klasörü seçelim. No, diyelim şimdilik. Ve buraya yeni bir tane dosya oluşturalım. File, new file. Şimdi batak. Bunu kaydet diyelim. Deneme. Nokta. PHP diyelim ve kaydedelim. Bakın arkadaşlar az önce bahsettiğim şey sol tarafta geldi. İkonu da oluştu. Mesela bir tane daha dosya oluşturalım. Ona da ee, ne diyelim? Bunu kontrol Deneme nokta html diyelim. Bunun da bakın html'in de farklı bir konu olduğunu gördük. İnksamp'ımıza bakalım. Evet. insan kurulumu da tamamlandı. Kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet kurulum tamamlandı. Finish tip sonlandırıyoruz. Kontrol panelimiz de e, burada Apache ve MySQL'i Start start deyip Böylece e, PHP kodlarımızı yazmaya başlayacağız. E, dosyalarımızı genelde arkadaşlar XAMPP kurduğumuz yerde şöyle gösteriyorum. XAMPP içinde htdocs diye bir klasör var. Biz bunun içinde bütün PHP kodlarımızı barındıracağız. Yeni bir klasör oluşturuyorum burada. Bu klasörün üstüne PHP dersleri diyorum. Ve örneklerimizi burada yapacağız. Geliyorum buraya arkadaşlar. Dosyadan open folder yani klasörümü açıyorum bulunduğum yerde dd insanın içinde htz olsun içinde php dersleri şunun ismini düzeltelim şuradan yanlış almışım php dersleri php dersleri diyelim tamam klasörü seçiyoruz ve penceremiz açılıyor. İlk dosyamızı oluşturalım. Dosyadan file diyelim. Bunu kaydedelim. Ders 01 alt dire. merhaba yazalım. Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Nokta php diyelim. Evet geldim. Evet arkadaşlar biz PHP derslerine e, kodlarını yazmamız için belli komutlarımız var. Mesela, e, bu şekilde biz PHP kodlarımızı açıyoruz. E, bunlara e, Bunların arasında verilerimizi yazdırmak için şunları kullanabiliyoruz. Mesela ilk olarak şu kodumuzu kullanalım ve dersimizi sonlandıralım. Bir sonraki derslerde ise PHP'nin kod sistemini daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Print diyelim. Ve buraya merhaba yazalım. Bunu ekrana yazdıralım. Ve kaydedelim. Hemen gelelim. Sunucumuzu çalıştırmak için arkadaşlar localhost php dersleri diyelim. Bakın Oluşturduğumuz dosya burada. Biz buna tıkladığımız an bakın print ile merhaba yazılımı yazdırabildik. Evet arkadaşlar ee, PHP'de ilk kodumuzu yazdık. Printer'i ekrana bastırmayı öğrendik. Bir sonraki derslerimizde ee, değişkenlerimizi, dizilerimizi, belirli fonksiyonlarımızı size anlatmaya çalışacağım. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.